Merhaba, iyi günler. Türkiye siyasi tarihinde ender rastlanan bir olay oldu. İçişleri Bakanlığı önüne gitmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Ümit Özdağ izin verilmedi. Bir düello teklif etti, çağrısı yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve tahmin edileceği gibi İçişleri Bakanlığı'na gitmesine izin verilmedi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı polisler tarafından engellendi. Olayın detaylarını anlatmaya çok fazla gerek yok çünkü herkes biliyor. Bir televizyon yayınında Süleyman Soylu canlı yayında Ümit Özdağ hakkında çok söz etti. Hakaretamiz sözler etti, suçlamalarda bulundu, istihbaratçı olmakta suçladı ve belki de en çok kızdıran hususlardan birisi Sorosçu olmakta, yani George Soros'tan fon almakta suçladı ve bunun üzerine de Ümit Özdağ ona adıyla hitap ederek bir düello teklifinde bulundu ve yaşananları gördük. Bundan sonra neler yaşanacak? Özdağ'ın deyişine göre ikisinden birisi ölene kadar bu olay sürecek ve yine Özdağ'ın deyişine göre Süleyman Soylu ona öteden beri komplo yapmaya çalışan birisi. Normal şartlarda bakıldığında ikisine de, bu iki siyasetçiye bakıldığında aynı partide yan yana bulunmaları hiç de şaşırtmayacak iki kişiden bahsediyoruz. Tabii ki kişisel özellikleri farklıdır, birbirleriyle ilişkileri farklıdır ama siyasi duruş olarak baktığımızda çok da birbirlerine yabancı, düşman duruşlar değil. Ama kader bir şekilde siyasi olarak onları ayrı partilere yönlendirdi. Süleyman Soylu kendisi bir parti kurdu, sonra AKP'ye katıldı. Normalde merkez sağ profil çizerken birdenbire daha aşırı bir sağ profile sahip oldu ve MHP tarafından kendisine Cumhur İttifakı'nda daha çok sahip çıkılır oldu. Ümit Özdağ da ailecek Türkçü hareketin içerisinden, ülkücü hareketin içerisinden gelen birisi. MHP, ardından İyi Parti ve nihayet kendi partisi ama Ümit Özdağ'ın çizgisinin hemen hemen çok değiştiği söylenemez. Süleyman Soylu'da bir savrulma olduğu da muhakkak. Ama tamamen bunlar konjonktürlerin gerektirdiği şeyler. Pekala bu ikisi birlikte olabilirdi ve ilginç bir şekilde çok da aslında kavga etmeleri beklenmeyecek bir olayda sığınmacılar meselesinde çıngar koptu. Süleyman Soylu iktidar içerisinden sığınmacılar meselesini en açık ve en amiyane tabirlerle savunmaya kalkan, örneğin bunların sigortasız çalıştığını ve işverenlerin sığınmacılardan çok memnun olduğunu canlı yayında söyleyebilecek kadar cüretkar ve ölçüyü kaçırmış bir şekilde bu olayda Ümit Özdağ ve ona yakın çevrelerin sığınmacı düşmanlığını, karşıtlığına cevap vermeye kalktı. Buradaki neden tabii ki olayın doğrudan İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendirmesi fakat pekala bu topa böyle girmeyebilirdi. Bu kadar cüretkar bir çıkış yapmasını gerçekten şahsen anlayamıyorum. Yani daha sakin bir şekilde, daha genel geçer laflarla yapabilirdi. Bir meydan okuyuş içerisinde girdi ve anında cevabını Ümit Özdağ'dan aldı. Sonuç olarak erkeklik meselesinin öne çıktığı, tamamen bir maço dille karşı karşıyayız ve bir meydan okuyuş var, düello çağrısı var ve düelloya tabii ki beklendiği gibi riayet etmeyen, çağrıya riayet etmeyen bir Süleyman Soylu var. Sonuçta uzaktan baktığımızda iki tarafın da kaybettiği anlamsız ama aynı zamanda çok anlamlı bir sokak kavgasına tanık oluyoruz. Birisi ülkenin İçişleri Bakanı, normalde sokaktaki kavgaları engellemesi gereken kişi, diğeri de yeni kurulmuş bir partinin profesör olan genel başkanı.
Ve sonuçta bu aslında ikisinin de kaybettiği bir süreç oldu bence. Ama en büyük kaybı Süleyman Soylu yaşıyor. Sedat Peker olayı daha yeni unutulurken bunun da nasıl kapatılmış olduğunu herhalde ileriki günlerde öğreneceğiz. Sedat Peker'in neden sustuğunu, nasıl susturulduğunu. Tam bu olay unutulmuş ve Süleyman Soylu birazcık rahatlamışken şimdi tekrar ülke içerisinde yeni bir Sedat Peker yarattı. Ve bu sefer dokunulmazlığı olan, belli bir gücü olan ve belli bir partisi olan her şeyden önce ve destekçisi olan birisini yarattı ve onun meydan okuyuşları ve dikkat edilirse Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu'ya hitabıyla Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya hitabı arasında çok büyük benzerlikler var. Sonuçta çok acı bir ülkede, tamamen içi boşalan bir ülkede, değersizleşen bir ülkede, ekonomik anlamda, siyasi anlamda, ahlaki anlamda bir ülkede yaşıyoruz ve bu son olay bunu gösteriyor. Ülke olarak hep birlikte kaybediyoruz ama bu olayda en büyük kaybeden Süleyman Soylu. Bakalım bundan sonra durumu nasıl toparlayabilecek? Ümit Özdağ kolay kolay susacağı benzemiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.